sizin fikrinize değer verenlerle buluşabileceğiniz bir platformdan bahsedeceğim ben size. Nasıl bir platform? Ya çok acayip. Şimdi işte deminden beri konuşuyoruz. Mesela diyorsun ya benim aklıma gelmiş. Evet, evet. Şöyle bir uygulama, şöyle bir proje. Başkaları yapmış. Şimdi o başkalarının yerinde sen olabilirdin. Ama sen de diyorsun ki benim de kaynağım yoktu. Maddi imkanım yoktu. Maddi imkanım yoktu. Acayip güzel bir fikrim var. Fakat bu fikre ben fon bulamıyorum diyorsun ya. Evet abi ya şimdi bakıyorsun kocaman oluyorlar. Büyüyorlar birdenbire. Acayip böyle imkanlar çıkıyor ya. Tamam, şimdi şöyle bir şey varmış. Paya dayalı kitle fonlaması. Hiç böyle bir şey duydun mu? Paraya dayalı mı? Paraya değil. Paya paya. Paya dayalı kitle fonlaması. Paya dayalı. Şöyle. Duymadım abi. Bundan sonra bunu bence sıkça duyacağız ki dünyada çok örneği var bunun. Yatırıma ihtiyaç duyan girişimlerin yatırımcılar yani kitleler yani halk tarafından yani bizim tarafımızdan fonlanmasını sağlayan bir sistem. Nasıl yani ya? Ya şimdi senin bir fikrin var. Evet. Sen bu fikri geliştiriyorsun. Bunun için bir fona ihtiyacın var. Evet. Bu fikirle gidiyorsun fonbulucu.com'a gidiyorsun. Gidiyorum. Böyle bir site kurmuşlar fonbulucu.com. Güzel. Orada senin fikrin yayınlanıyor. İnsanlar senin fikrine para yatırıyorlar. Vay. Bu para karşılığında da bir pay alıyorlar senin işinden. Yani ileride gelişebilecek olan işinden pay alıyorlar. O iş büyüyünce, o iş büyüdükçe onların payı da büyüyor. Onlar da para kazanıyorlar. Yani bayağı imece gibi olmuş o zaman ya. Yani bir yanda imece, bir yanda da aynı zamanda yatırım bu gerçekten de. Hani fikre yatırım bulmak. Şimdi fon bulucu işte bu imeceyi online platformlarda bir taraftan canlandırıyor. Evet. Türkiye'de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek için bir de sermayeyi de tabana yaymak için evet. 2016 yılında kurmuşlar. Sermaye piyasası kurulunca geçen sene Nisan ayında da yetkilendirilmişler. Ha, SPK yetkisi de almışlar. Heh, şimdi o kısmı önemli. Evet. Çünkü biz verdik paraları ne oldu falan öyle bir şey yok. Evet, SPK evet. Tarafından da yetkilendirmişler. Yani şimdi burası bir platform. Evet. Girişimler burada oluyor. Listeleniyor. Sen, ben falan veya neyse bizi dinleyenler buradan yatırım yapıyorlar. Girişime ortak olabiliyorlar, evet. Hisse alabiliyorlar. Ha. Şimdi güzel olan tarafı şu. Böyle büyük yatırımlar değil bunlar. Yani 50 lirada yatırabiliyorsun. Ha. 500 lirada yatırabiliyorsun ve hisse sahibi olabiliyorsun. Aa, güzel o ya. O kısmı güzel. Var mı mesela yani bir bilgi örnek ne kadar yatırılmış ne olmuş? Şimdi şöyle fon bulucuda bu zamana kadar 27 girişim fonlanmış. 27. Bu girişimlere toplam 65 milyon lira fon bulunmuş. İşte sonradan ah vah dememek için mesela geleceğin dev şirket adaylarına invest.fonbulucu.com üzerinden kolayca üye olabiliyorsunuz. Vay güzelmiş abi. Buradan üye oluyorsunuz. Bakacağım hepsini. invest.fonbulucu.com. EFT ya da kredi kartınızla tamamen güvenli bir şekilde borsadan hisse alır gibi şirket ortağı oluyorsunuz. Ya süper. Yetmedi mi? Fon bulucu mobil uygulaması var. İşte Android var, iOS Market var. Buradan 24 saat buradan kullanabiliyorsunuz. Ya abi yani burada yatırım yapmak bir defa herkese yayılıyor. Evet. Bunun dışında girişimler de hızlıca fonlanıyor. Bu da vallahi güzel bir sistemmiş ya. Ne kadar yatırımcı var şimdi acaba? Şu ana kadar 20 binin üzerinde 20 yatırımcı bin olmuş üzerinde. Ama şimdi nereye yatırmışlar? Bak şimdi mesela ben baktım inceledim. Bak benim aklıma gelmişti diyen ve aklına geldikten sonra bunu harekete geçirenler kimler? FB diye elektrik arabaları için mobil ve hızlı şarj hizmeti var mesela. FB. Ha, bu girişim böyle. Evet evet böyle bir girişim var. FB mesela. Promoseed adında tarımda verimliliği arttıran akıllı bakteri teknolojisi ve tarım ürünleri girişimi var. Ne diyorsun ya? Mesela. Scooper adında tam da pandemi döneminde böyle çok ihtiyacımız olmuş olan ilk yerli video laringoskopi cihazı işte böyle entübasyon tıbbi cihazları üreten bir sağlık şirketi sağlık var mesela. Girişimi de var bir yani. Sağlık girişimi var mesela. Bu arada girişimlerin hızlı fonlanması demişken fon bulucu da normal bisikleti elektrikli bisiklete çeviren Bike yatırım girişimi 85 dakikada 1066 kişiden 2.7 milyon lira fon toplamış mesela. Abi 85 dakikada 2.7 milyon lira mı toplamış? Ya demişler ki biz böyle bir girişim kuruyoruz. İşimiz de şu normal bisikleti elektrikli bisiklete çevireceğiz. Vay. Girişim bu. Ve bu girişime 1066 kişi 2.7 milyon lira fon abi fon harika vermiş. Ya hep burada şeyi kullanmak isterdim ben böyle girişimcilik ekosistemi diyorlar ya. Evet. Bu söz çok hoşuma gidiyor benim. İşte. Ya bu açıdan çok önemli yani
Buradan sonra son bulucu konu ziyaret etmek lazım. Şimdi bunun için bunu şunun için söylüyorum. Deminden beri şöyle bir fikrim vardı, para bulamadım, böyle bir fikrim vardı, zamanında yapamadım diyor ya insanlar. Böyle bir fikriniz varsa yapabilirsiniz artık. Teknoloji size bu imkanı sağlıyor. Onu hatta söylemeye ben çalışıyorum. Ben öyle anladım ki. Evet. Son bulucu komu kuranlar da. Evet. Son bulucu koma hisse verecekler. Yani oraya da yatırım yapabileceksiniz. Şu an için değil. Ama Twitter'da böyle paylaşımları var. Ya bu dünyada örneği çok bunun. Bir daha söylüyorum. Yani bu tür fonlara yatırım çok. Hani biz mesela duyuyoruz ya, Türkiye'de mesela bir girişim kuruluyor. İşte mesela Getir. İşte bütün dünyada biliniyor. Sonra diyorlar ki işte Getir fonlandı. Getir yurt dışında şöyle fon aldı. Şimdi o fonları dev yatırım şirketleri yapıyor ya. Evet. Burada sen kendin yapıyorsun işte ya. Mesela Getir gibi bir fikre, belki orada fon bulucudaki bir fikre böyle bir yatırım yapıyorsun. Senin bugün oraya 50 lira diye yatırdığın şey, eğer o fikir büyürse, öyle büyük bir şey olursa, işte unicorn olursa, bir şey olursa falan, senin o paran oluyor bilmem ne. Ama işte doğru fikre yatırım yapmak önemli. Orada da kararı sen veriyorsun. Sen seçiyorsun yani. Ben şu an ağzım açık bakıyorum. Evet. İndireceğim, yolda da bakacağım. Evet, sen bayağı bir şey oldun yani bir... Önemli olan fikri bulmak abi. Yalandan iş değil yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Enis diyor ki. Evet. İstatistiklere göre tüm dünyada aynı anda 20 kişi aynı konuyla ilgili bir fikir için benim aklıma gelmiştir diyor. Önemli olansa harekete geçip o işi yapmak, girişimcine ilk adımı atmak için tam zamanı demiş. İşte az önce anlattığım yöntem neydi? Fonbulucu.com. Belki size bu konuda imkan sağlayacak. Çünkü dediği gibi bak, aynı anda o fikri dünyada 20 kişi düşünüyormuş ya. 20 kişi. Sen diyor ki teleskobik ışık diyorsun, 20 kişi daha düşünüyor onu o sırada. Mesela. Hangi 20 kişi acaba? İşte biri Japonya'da, biri Çin'de. Otobüs nerede çok kullanılıyor, biri bilmem nerede falan.